CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçim mesaisini hız kesmeden devam ediyor. Başkan adayı Avcılar'da başladığı turuna Maltepe'de devam etti. İmamoğlu konuşmasında bana oy vermeyenlerin atsam mı atmasam mı diye eli titreyecek dedi. Seçim turlarına hız kesmeden devam eden CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mesaisine Avcılar'dan başladı. Rumeli ve Balkan Camiası buluşması toplantısına katılan başkan adayı coşkulu bir kalabalığa heyecanlı bir konuşma yaptı. Adın ne? Şu güzel adamın, Kaan'ın elini tutarak söz veriyorum. Tam 5 yıl sizin için çalışacağım. Tam 5 yıl. Her birinizi mutlu edeceğim. Hiçbirinizin yüzü kızarmayacak. CHP'nin Avcılar adayı Turan Hançerli'nin de eşlik ettiği toplantıda İmamoğlu, bana oy vermeyenleri tarif edeyim mi? Eli titreyecek, atsam mı atmasam mı dedi. Şimdi bana oy verenler, 1 Nisan'da 31 Mart'ta bana oy verenler böyle gelecek, hazır bam mühürü basacak, gelecek zarfın için atar, oh görevimi yaptım diyecek. Bana oy vermeyenleri tarif edeyim mi size? Bana oy vermeyenler iyi görsünler beni diye böyle ortaya geldim. Gelecek sandığın başına, mühürü vururken kafası karışacak bir kere. Sonra zarfa koyacak, sonra gelecek sandığın başına vallahi eli titreyecek böyle. Ya atsam mı atmasam mı? Ya bu adam da iyi adammış be kardeşim. Ya ben ne yapıyorum, acaba yanlış mı yapıyorum? Ya parti takıntısı mı var? Acaba ya bu iş parti işi değil ki ya, bu hizmet işi. Ekrem İmamoğlu Avcılar'dan sonra rotasını Anadolu yakasına Maltepe'ye çevirdi. Burada Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, biz partizanlığı bu şehirde bitireceğiz, boğdular bizi, partizanlığa boğdular dedi. Yani biz partizanlığı bitireceğiz bu şehirde. Boğdular bizi partizanlığa, boğdular. Çok kötü yaptılar bu işi. İnsanları ayırdılar. İş güç konusunda git o partiye gir, ondan sonra gel dediler. Talimat aldılar. Yapılacak işleri yapmadılar, yapılmayacak işleri yaptılar. İyi Parti